Herkese merhaba. Yeni bir dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu tervail ve zodra arkadaşlar. Hollandaca'da kullanılan başka iki tane bağlaç. Bunları göreceğiz. Bunlara geçmeden önce ben arkadaşlar, özellikle Hollandaca dersleri takip eden arkadaşlar son birkaç gündür Türkçe dersler de görmüşlerdir. Yabancılara yönelik Türkçe dersler. Zaten Interlingo'yu kurarken amacımız tek başına Hollandaca dersler vermek değildi. Birçok alanda farklı dilleri özellikle Türkçe konuşanlar için verebilmekti. Türkçe bizim ana dilimiz. Bunu da yabancı çok fazla insan öğrenmek istiyor Türkçe dili ve bu konudaki kaynak da çok fazla yok. Bunu da öğretebilmek için böyle bir girişimde bulunduk. Bundan sonra Türkçe derslerimizde yer alacak. Bunun yanında başka dillerde dersler de hazırlamaya çalışıyoruz. Başka dillerde ileriki dönemlerde olacak arkadaşlar. Şu anda yabancılar için Türkçe ve Türkçe konuşanlar için Hollandaca derslerimize devam edeceğiz. Hollandaca derslerin devamı gelecek. Tabii ki Türkçe derslerin olması Hollandaca derslerin gelmeyeceği olarak anlaşılmasın. Ben bunun için bir belirleme yaptım arkadaşlar. Haftada iki video yayınlayabiliyorum. Bunun bir tanesini Salı günleri yayına koyuyorum. Diğerini de Cuma günü hafta sonu insanlar şu anda hastalık var. Herkes evde genelde ama normal zamanlar için hafta sonunda insanlar evde kalıyor. Evde hafta sonu çalışabilirsiniz. Cuma gününe koymuş olacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Tervail ve Zodra dedik. Tervail ile başlayalım. Tervail arkadaşlar Türkçe karşılığı iken. Nasıl iken? Yani aynı zamanda iki tane farklı aktiviteyi ifade etmek için kullanılan. Yani Türkçe'de de biz nasıl söylüyoruz? Ben bu işi yaparken o bunu yapıyor. Yapıyor diye kullandığımız ifade Hollandaca'da terwijl ile ifade ediliyor. Ben bunun için yine 3 tane örnek hazırladım. Bir invers şeklinde kullanacağız. Yani terwijl'i başa getirip kullanacağız. Bir de terwijl cümlenin ortasında sonuna gidecek şekilde kullanacağız. Başlayalım arkadaşlar örneklerimizle. Terwijl ik strijk, kookt mijn vrouw het eten. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Terwijl ik strijk, kookt mijn vrouw het eten. Türkçe karşılığı arkadaşlar. Ben ütü yaparken eşim yemek pişiriyordu. Terwijl gördüğünüz gibi burada başta geldi arkadaşlar. Başta geldiğin için infers oldu. Yani benim fiilim sona gitti. Terwijl'in olduğu cümlede. İkinci cümlem neyle başladı arkadaşlar? İnverse dediğimiz fiille başladı. Ve özneden önce geldi fiilim. Devam edelim arkadaşlar. Ben bunu şimdi tervayla sona atıp kullanacağım. Mein Frau kocht het Eten. Terwijl ik strijk. Mein Frau kocht het Eten. Terwijl ik strijk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu cümlede ilk cümle Mein Frau kocht het Eten normal bir cümle. Terwijl ile kullandığımda fiil sona gitti. Strijk. İkinci örneğime geçelim. Terwijl mein Vater die Afwas tut, macht mein Mutter die Kamer schön. Terwijl mein Vater die Afwas tut, macht mein Mutter die Kamer schön. Babam bulaşıkları yıkarken annem odayı temizliyordu. Arkadaşlar Türkçesi. Burada da az önceki gibi birinci örneğimde ne dedim? Tervayla ile başladığım için fiilim sona gitti. Ve ikinci cümlemde inversi yaptım. Fiilim başa geldi öznemde. İkinci örneğime geçiyorum. Yani bunu tersine çevirip. My mother mag the Kamer schön. Terwijl mein Vater the Afwas tut. Tekrar ediyorum. My mother mag the Kamer schön. Terwijl mein Vater die Afwas tut. Üçüncü örneğim arkadaşlar. Terwijl mein Freundin nach TV kijkt, lese ich ein Buch. Tekrar ediyorum. Terwijl mein Freundin nach TV kijkt, lese ich ein Buch. Yine aynı kurallar geçerli arkadaşlar. Terwijl başta olduğu için fiil sona gitti. İkinci cümlem lace ile başladı. Tersine çeviriyorum bunu. Normal bir şekilde kullanıyorum. Ich lese ein Buch. Terwijl mein Freundin nach TV kijkt.
Nedir arkadaşlar Türkçesi? Ben kız arkadaşım televizyona bakarken ben kitap okuyorum. Demek arkadaşlar. Tervail konusu böyle. Çok zor bir konu değil arkadaşlar. Özellikle bu bağlaçları arka arkaya arkadaşlar videosunu yapıyorum ki oturması için. Çünkü bunların hemen hemen mantıkları tamamen ayrı. Zaten farklı kurallara sahip olanları, yani başta kullanılmaz vesaire olanları belirttim. Onlar da sadece bir taneydi. Zoğlattı. Bunları arka arkaya kullanıyorum ki çünkü başka edatlar vesaire de var. Başka bağlaçlar da var. Bu bağlaçlar da inversi yapılmıyor. Yani mesela çünkü fiili mesela omdat ve want gibi mesela omdat geldiği cümleyi deki fiili sona atarken want atmaz arkadaşlar. Want'tan sonra cümleyi normal kullanırız. Ya da buna benzer düz vardır aynı şekilde ya da of vardır. Buna benzer şeylerde normal kullanılır. Özellikle bu cümleyi bu hale getiren yani fiili sona atıp kendinden sonraki tamamlayıcı cümleyi inversi yapanları arka arkaya kullanıyorum ki bu konu otursun arkadaşlar. Hangileri bu kuralı alıyor arka arkaya işlemiş oluyoruz. Şimdi zodra konusu arkadaşlar. Zodra da Türkçe'ye şöyle çevrilir. Şöyle düşünün nokta nokta mezmaz. Nasıl mezmaz? Fiil geldiğini düşünün. İşte olur olmaz. İşte sahip olur olmaz. Yaşına gelir gelmez gibi konuları zodra ile işliyoruz. Örnekle yapınca bu tam oturacak. Nasıl mezmaz olur? Yani Türkçe'de kullandığımız mesela şöyle diyelim arkadaşlar. Ben diyelim 15 ya da 16 yaşındayım ya da 17. İşte ben 18 yaşına gelir gelmez ben şunu alacağım. Ya da param olur olmaz ilk işim işte ne almak, ev almak, araba almak gibi. Bu konu zodra ile ifade ediliyor. Örneklere geçelim daha iyi anlayalım. Zodra ik ahtin yar ben ha ik mein raybavais halen. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Zodra ik ahtin yar ben ha ik mein raybavais halen. Zodra'yı başta kullandım arkadaşlar. Kural olarak tervalden çok farklı değil. Bu yüzden bu konuya çok fazla değinmiyorum. Sadece dikkat edin. Ne dedim arkadaşlar? Türkçesi 18 yaşına gelir gelmez ehliyetimi alacağım. Ne mezmaz dedim bu arkadaşlar. İşte 18 yaşına gelir gelmez dedim. Bunu diğer türlü kullanıyorum arkadaşlar. Ters çevirip ik ha mein raybavais halen. Zodra ik ahtin yar ben. Ik ha mein raybavais halen. Zodra ik ahtin yar ben. İkinci örneğim. Zodra ik hnuh held hep kop ik en bromur. Zodra ik hnuh held hep kop ik en bromur. Param olur olmaz bir Broomer yani scooter dediğimiz motosikletlerden alacağım diyor arkadaşlar. Aynı örneğimi normal kullanıyorum arkadaşlar. Sodra'lı fiil cümlemi sona atıyorum. Ik kop ön Broomer. Zodra ik hunu het hep. Üçüncü örneğim. Zodra the vakansı beginnt. Hat onur nar Türkiye. Zodra the vacancy beginnt. Hat onur nar Türkiye. Türkçesi ne arkadaşlar? Tatil başlar başlamaz. Onur Türkiye'ye gidecek. Cümleyi normal kullanıyorum şimdi. Onur hat nar Türkiye. Zodra the vacancy beginnt. Onur hat nar Türkiye. Zodra the vacancy beginnt. Anlam olarak değişmiyor arkadaşlar. Yani cümlemin değişiyor olması, Zodra'nın başta ya da ikinci cümlede kullanıp kullanmaması fark etmiyor arkadaşlar. Yani sadece yerleri değişmiş oluyor. İki türlü de kullanabileceğini göstermek için anlam olarak aynı anlamı ifade ediyor. Terval ve Zodra konusu böyle arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.